Herkese günaydın. Makine mühendisliğine giriş dersine başlıyoruz. Bugün mekanik enerji, iş ve güçten kısaca söz edeceğiz. Ve mekanik enerji, iş ve güç hakkında temel bilgileri gözden geçireceğiz. Evet, mekanik enerji, iş ve güç için önce bir yer çekimi ivmesiyle başlayalım. Yer çekimi ivmesi birçok eşitlikte kullanılan önemli bir eşitlik. Biz yer çekimi ivmesini G ile gösterip 9.81 metre bölü saniye kare alacağız. Aksi söylenmedikçe deniz seviyesinde ve 45 derece enlem için yer çekimi ivmesi 9.81 metre bölü saniye kare alınacak. Tabii yükseklikle değişiyor ama genellikle yer çekimi ivmesini dediğim gibi aksi söylenmedikçe 9.81 metre bölü saniye alacağız. Potansiyel enerji ile başlayalım. Evet arkadaşlar, maddeler bulunduğu ortamdaki referans zeminden olan yüksekliklerinden, yani bir referans zemin veya referans noktası seçeceğiz. Kod farkından, bu yükseklikle yükseklik farkına kod farkı da deriz. Kütlesinden ve kütlesine uygulanan yer çekimi kuvvetinden dolayı bir gizli enerjiye sahiptir. Bu enerjiye potansiyel enerji denir. Kütlesinden ve kütlesine uygulanan yer çekimi kuvvetinden dolayı uygulanan gizli enerjiye biz potansiyel enerji diyoruz. Önce bir şekle bakalım. Belirli bir yüksekliğimiz olacak. Delta H ile göstermişiz. Ve referans noktamız veya referans düzlemimiz olacak. Bu referans düzlemine göre bu yükseklik çerçevesinde M kütlesinin sahip olduğu potansiyel enerji tabii ki yer çekimi ivmesine bağlı olarak hesaplanabiliyor. Bu kütle çarpı yer çekimi ivmesi çarpı delta H kod farkı olacak. Kod farkı metre, yer çekimi ivmesi metre bölü saniye kare, kütle de kilogram ise jul biriminde biz potansiyel enerjiyi hesaplayacağız. Biz bunu UG ile gösterebiliriz, PE ile gösterebiliriz. Sorun değil ama potansiyel enerjinin eşitliği M çarpı G çarpı delta H. Büyük PE ile de gösterebiliriz. Yer çekimi ivmesi çerçevesinde değerlendiriyoruz dedik ve potansiyel enerji referans düzlemine göre sıfırdan büyük olabilir, sıfırdan küçük olabilir, sıfıra eşit olabilir. Referans düzlemini nasıl seçiyorsak ona göre artı eksi işaretleri alacak. Bunun yanında elastik potansiyel enerji var. Uzatıldığı veya eğildiğinde bir cisim tarafından depolanan enerji. Bunu özellikle statik derslerinde, mukavemet derslerinde göreceğiz. Göreceksiniz. Uzatıldığı veya eğildiğinde bir cisim tarafından depolanan enerji. Örneğin yay tarafından depolanan enerji. O da bir potansiyel enerji esasında. Elastik potansiyel enerji diyebiliriz. Bunların çıkartılışlarını şimdi vermiyoruz. Sadece eşitliklerini veriyoruz. Ama ilerideki derslerde çıkarılışları da göz önüne alınacak. Çıkarılışlarını da öğreneceksiniz. Elastik potansiyel enerji 1 bölü 2 K delta L kare diyelim. Delta L, L eksi L sıfır. Yani ilk uzunluktan son uzunluğu çıkarıyoruz. Bu çerçevede yay sabitiyle de çarpıyoruz. K ile tabii ki Newton bölü metre biriminde ve başında 1 bölü 2 var. Bir daha söyleyelim. 1 bölü 2 K delta L kare elastik potansiyel enerjiyi bize verecek. Elastik potansiyel enerji arkadaşlar sıfıra eşit olabilir. Sıfırdan büyük olabilir. Bu çerçevede delta L'yi de göz önüne aldığımızda sıfıra eşit veya büyük olması gerekiyor. Tabii ki birimi yine jül. Bütün enerjilerin birimini jül olarak ele alabiliriz. Burada da birim analizi yaptığımızda birim jül çıkıyor. Gelelim kinetik enerjiye. Kuvvet veya moment bir makinayı etkilediğinde bileşenler hareket eder ve hıza bağlı olarak enerji depolanır. Buna kinetik enerji denir. Arkadaşlar titreşim, dönme, öteleme hepsi kinetik enerji içeriyor. Biz ötelemeye bakarsak yani düz bir çizgi üzerinde harekete, düz bir zemin üzerinde harekete bakarsak kinetik enerjiyi de UK ile gösterirsek veya büyük KE ile de gösterebiliriz. 1 bölü 2 MV kare olarak yazıyoruz.
Tabii ki bunun da güzelce çıkartılışı var. Ama burada sonucu yazdık. 1 bölü 2 MV kare olarak alacağız. Hızın karesi, metre bölü saniyenin karesi, M kütle kilogram olmak üzere yine birimi tabii ki jül olacak. Birim analizi yaptığımızda jül çıkıyor 1 bölü 2 MV kare. Kinetik enerji de sıfırdan büyük olacak. Sonuçta burada eksi herhangi bir durum yok. Sıfırdan büyük olacak veya en kötü ihtimal sıfır olacak. Hız sıfırsa kinetik enerji de sıfır olacak. Evet, potansiyel enerji ve kinetik enerji çerçevesinde bir kuvvetin yaptığı işle devam edelim. Arkadaşlar bu kısım da önemli. Bir kuvvetin yaptığı iş, özellikle termodinamikte de karşımıza çıkacak. Bir kuvvetin yaptığı işi piston silindir düzeninde güzelce anlatabiliriz. Bu derste öğrendiğimiz her konu diğer derslere temel oluşturuyor. Bir kuvvetin yaptığı işi güzelce bilmemiz gerekiyor. Piston silindir düzeninde arkadaşlar sürtünmesiz bir piston silindir düzeni olsun. Şurada bir piston var ve silindir içinde hareket ediyor. Burada gaz veya sıvı olabilir. Bu pistonu biz herhangi bir F kuvvetiyle hareket ettirdiğimizde, delta D kadar hareket ettirdiğimizde ya da sıkıştırma yaptığımızda burada yapılan işi nasıl hesaplayabiliriz ona bakalım. Bir kere kuvvet çarpı yol, iş zaten W ile gösterirsek kuvvet çarpı iş, kuvvet çarpı yol bize işi verecek. Yol metre, kuvvet de Newton'sa zaten Newton çarpı metre jüldür. Bu çerçevede işin de birimi jül. Delta D sıfırdan büyük olabilir, sıfırdan küçük olabilir, sıfır olabilir. Bu çerçevede değerlendirmemizi yapabiliriz. Ama iş kuvvet çarpı yol bildiğiniz gibi. Arkadaşlar tabii termodinamikte bu biraz daha açılacak. Bu F kuvveti basınç çarpı alan olarak gösterilip buradan iş basınç cinsinden de gösterilecek. Geçelim güce. Birim zamanda yapılan iş güç P ile gösterebiliriz veya P ortalama da diyebiliriz. Sonuçta işin zamana oranı ortalama bir değer. Jül bölü saniye. Jül bölü saniye watt'tır ve güç birimi her zaman watt'tır arkadaşlar. Güç dediğimizde veya watt'ı gördüğümüzde aklımıza güç gelecek. İşin zamana veya zaman farkına oranı. 1 watt 1.341 çarpı 10 üzeri eksi 3 beygir gücüymüş HP. Birim dönüşümlerini de burada verdik. Biz SI birim sistemiyle çalışıyoruz ama diğer birim sistemlerini de bu derste öğreniyoruz. 1 jül 2.778.10 üzeri eksi 7 kilowatt saat. Bu çerçevede de dönüşümleri bilelim. Zaten watt çarpı saniye jüldür. Burada kilowatt çarpı saat, şu kadarlık kilowatt çarpı saat 1 jüle eşitmiş. Evet. Bunlar temel konular, bugünkü temel konular. Bu konular çerçevesinde bir iki soruyu ele alalım. Evet, geçmişteki bir sınav sorusunu ele alalım. Bir çim biçme makinesi çapı 12 santim olan bir tekerleğe sarılık kordonu çekerek çalıştırılmaktadır. Çim biçme makineleri zaten genellikle bu şekilde çalıştırılabilir. Kordon üzerinde 80 Newton değerinde bir kuvvet uygulanıyormuş. Değerindeki kuvvet sabit tutularak motor çalıştırılmakta ve motorun çalışması için tekerleğin 3 devir dönmesi gerekmektedir. Bu işlem sırasında yapılan işi kilojül olarak bulacağız. Arkadaşlar soruyu okuduktan sonra şekil verilmediyse basit bir şekil çizeceğiz. Bir çim biçme makinesinin tekerleğe sarılı kordonunu ele alalım. Bu zaman bu tekerleğin çapı büyük D olsun. Çap 12 santim olarak verilmiş. Bu 3 devir çalıştığında, pardon bu 3 devir sağladığımızda motor çalışıyor. Ve 80 Newton'luk bir kuvvetle bunu çekmemiz gerekiyor. 3 deviri de sağlayacağız. Bu çerçevede yapılan işi bulacağız. O zaman bu tekerleğin çevresiyle başlayalım. Bu çevresini tabii ki kullanacağız. 2 pi r veya 2 pi d bölü 2 veya pi d'den hesaplayabiliriz. Bizde çap verildiği için pi çarpı d'den hesaplayabiliriz. Pi çarpı 12 santim,
37.699 santim yapıyor veya 0.377 metre olarak alabiliriz. Tekerleğin çevresi, bu 3 devir dönecek. O zaman alınacak yol delta D'yi hesaplayabiliriz. 0.377 metreyi 3 ile çarpacağız 3 devir dönüş için. 1.13 metrelik bir yol alınacak. Neydi yapılan iş? Kuvvet çarpı alınan yol. Kuvvet 80 Newton, alınan yol 1.13 metre. 90.48 Newton metre. Bu jüldür. 90.48 jül. Soru bizden kilojülü istemiş. O da 0.09 kilojül olarak alınabilir. Bu kadarlık kilojülle bir iş yapıyoruz. Bu kadarlık kilojül çerçevesinde bir iş yapıyoruz ve bu çim biçme makinesini çalıştırıyoruz. Evet. Öğrendiğimiz bilgileri temel örneklerle irdeliyoruz. İkinci sorumuz, toplam kütlesi 100 kilogram olan iki yolculu bir kızak, %32 oranında sabit bir eğime sahip yamaçtan aşağı doğru inmektedir. Sürtünmeler ihmal edilirse kızak tek başına, yani üzerinde yolcu olmayacak, tek başına 40 metre yol alıyorsa hızı ne olur? Burada da bir enerji analizi yapacağız arkadaşlar. Bu çerçevede soruyu değerlendireceğiz. Şimdi adım adım gidelim. Alınan yol 40 metre ve belli bir açıda. Teta açısı 0.32 derece. Sonuçta %32 demiş. Ve bizim kızak belli bir H yüksekliğinde. O zaman şeklimizi çizdik. Arkadaşlar belli bir H yüksekliğinde kızak başlangıçta duruyor. Bu H yüksekliğine bağlı olarak bir potansiyel enerjisi olacak. Gizli bir enerjisi var. O da potansiyel enerji. Biz bu kızı hareket ettirdiğimizde bu potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşecek. Ve 40 metre yolu aldığında sahip olunan kinetik enerji, zaten gördüğünüz gibi H'nin sıfır noktasına ulaşıyoruz. Başlangıçtaki potansiyel enerjiye eşit olacak. Yani potansiyel enerji kinetik enerjiye eşit olacak. Neden? H yüksekliğinde belli bir enerjisi var bunun. Bu enerjiyi 40 metre giderek kullanıyor. Ve son noktada, E'nin sıfır olduğu noktada bu bütün enerji kinetik enerjiye dönüşmüş oluyor. Evet, enerji analizi potansiyel enerji eşittir kinetik enerji şeklinde yazılabilir. Matematiksel işlemlere bakalım. Tanjant teta 0.32 dedik. Yani teta 17.75 dereceymiş. Açıyı bulduk. Bize H lazım, H, yükseklik. Tanjantten yararlanarak açıyı bulduk. Buradan sinüs teta'yı H bölü D olarak yazarsak neden? D belli. H'yi çekebiliriz. Sinüs 17.75 eşittir H bölü 40. H 12.19 metre olarak karşımıza çıkıyor. Yükseklik 12.19 metre. Matematik olarak, trigonometrik olarak hesabımızı yaptık, yüksekliği bulduk. Bunun amacı potansiyel enerjiyi hesaplamaktı. M, G, H. M 100 kilogram, G 9.81 metre bölü saniye kare, H 12.19 metre ve 11.959.40 jüllük bir enerjimiz var. 11.96 kilojül olarak da bunu yazabiliriz. Bu jül birimler arkadaşlar böyle büyük kaldığı için, yani çok burada sayısal değer olduğu için onu küçük kilojül cinsinden yazmakta fayda var. Buradan kinetik enerjiye geçeceğiz ki hızı bulalım. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare, 1 bölü 2 100 çarpı v'nin karesi veya 50 v kare. Bizden istenen v zaten. Burası jül. Biz 11.96 kilojülü kullanacaksak bunu tabii 1000'e böleceğiz. 50 V kare bölü 1000 veya 11.959.40'ı 50 çarpı V kare eşitleyebiliriz. V eşittir 15.47 metre bölü saniye çıkıyor. Arkadaşlar sürtünmesiz bir ortamda yaklaşık 15 metre bölü saniye hıza erişiyor kızak. Oh.
Evet, diğer örnek. Bu da bir sınav sorusu olabilir. Dört katlı bir binada yük taşımak için kullanılacak olan bir asansörün elektrik motorunun kapasitesinin belirlenmesi. Mühendislik problemi bakın. Dört katlı bir binada yük taşımak için kullanılacak olan bir asansörün elektrik motorunun kapasitesinin belirlenmesi güzel bir mühendislik problemi. Bizim bilmemiz gerekenler asansör kabininin ağırlığı 2200 Newton. Bu belli zaten kabin ağırlığı bize verilir. Taşıdığı maksimum yük arkadaşlar içine konan eşya insan kendi ağırlığı artı 11.000 Newton. Maksimum bu kadar yük taşıyabiliyormuş. Her asansörde de taşıdığı maksimum yük miktarı bize verilir. Asansörün kendi ağırlığı artı 11.000 Newton. Asansör 20 saniyede yer seviyesinden dördüncü kata çıkıyor. Bak mühendislik problemi bu. Bunu da biz ölçeceğiz. Dört katlı bir binada elektrik motorunun kapasitesini belirleyeceksek sıfırdan dördüncü kata ulaşınca kadar ne kadar zaman geçecek? Delta T 20 saniye. Bunu ya bize verilir ya biz mühendis olarak bunu hesaplamak istiyorsak kendimiz ölçeceğiz. Toplam yükseklik değişimi 15 metre. Yani 4 katı biz 15 metre alalım. Delta D de belli. Bunlar elimizde varsa elektrik motorun kapasitesini belirleyebiliriz. Arkadaşlar sesler açıksa kapatalım. Gürültü geliyor. Kabinin ağırlığı 2200 Newton. Bunun yanında burada dedi ya 11.000 Newtonluk yük gelebilir. Onu da P yük olarak gösterelim. 11.000 Newton. Tam olarak yüklenmiş asansördeki maksimum kuvvet. Tabii ki buna göre hesaplayacağız her şeyi. Maksimum kuvvet V kabin artı P yük olacak. 13.200 Newton. F maksimum değerde. Alacağız ki bir yanlış hatalı bir işlem yapmayalım. 13.200 Newton F değerimiz. Kabinin kaldırılmasında yapılan iş. Kuvveti bulduktan sonra kuvvet çarpı alınan yol işi veriyordu. 13.200 Newton çarpı 15 metre. Bu 1.98 nokta 10 üzeri 5 Newton metreymiş veya 198 kilojül olarak yazabiliriz. 10 üzeri 5'i değerlendirirsek kilo 10 üzeri 3 ona göre 198 kilojül çıkacak. Tamam. Kabinin kaldırılmasında yapılan iş 198 kilojül. Arkadaşlar buradan biraz önce öğrendik ortalama güce geçeceğiz. Ortalama gücümüz yapılan iş bölü zaman 20 saniye olarak zamanı zaten biz bulduk veya hesapladık, ölçtük. 198 kilojülü 20 saniye böl 9.9 kilowatt. Ortalama gücümüz 9.9 kilowatt. Bak burada diyor motorun kapasitesi 9.9 kilowattlık olacak. Motorun kapasitesi. Tabii bu teorik bir sonuç. Biz mühendis olarak tabii ki burada emniyet kapasitesi çerçevesinde bunun bir miktar üstünde motor seçeceğiz. Ortalama kuvveti ne yapmışız? 9.9.10 üzeri 3 watt bir beygir gücü 745.7 wattsa yani piyasada beygir gücü cinsinden satılabilir diye burada beygir gücüne de çevirmişiz. 13.28 beygir gücü horsepower olarak ortalama gücü de hesaplayabiliriz. Asansör elektrik motorunun minimum kapasitesi 13.28 beygir gücü olmalıdır. Hava direnci, sürtünme ve diğer etkiler göz önüne alınmamıştır. Bak biz mühendis olarak bunu da bileceğiz. Burada sürtünme var, hava direnci var, başka etkiler de olabilir. Tasarım mühendisi motor verimini, aşırı yüklenme oranını ve emniyet katsayısı gibi diğer faktörleri de dikkate alarak belirlemelidir. Bunlar önemli bilgiler. Evet, üç tane önemli örnek gördük arkadaşlar. Bu sonuncu örnek güzel, sınav sorusu niteliğinde. Bir şey daha size göstereyim bir dakika. Bu çerçevede bugün öğrendiğimiz bilgileri değerlendirebiliriz. Ege ders içinde de arkadaşlar önemli bir soru var. Onu şimdi kısaca size göstereceğim. Onu siz çalışacaksınız. Bir hazırlayayım göstereyim. Arkadaşlar güzel bir problem, mühendislik problemi Ege ders içinde var.
Ben burada ayrıntılı anlatmayacağım. Ama bakın, soruyu bir okuyalım, sonra siz çalışın. Şekille verilen ve İ kirişi ile U cıvatası kullanılarak dikdörtgenler prizması şeklindeki iki malzeme sabit konuma getirilmiştir. Yani şuradaki malzemeyi biz sabit konumda tutmak için şuradan vidalamışız. Çapı 10 milim olan çelik çubuktan yapılmış U cıvatası, şu U cıvatası çapı verilmiş. Şasiye iki noktadan somun ile bağlanmış ve her iki kısmında 4 kilonewton değerinde çekme kuvveti oluşmuştur. Şunları bir sıktığımızda burada çekme kuvvetleri oluşmuş. O U cıvatanın somun ile bağlanan kısımlarında oluşan çekme gerilmesini, U cıvatasındaki birim şekil değişimini, uzunluk değişimini, cıvatanın 325 milim uzunluğundaki düz kısmı için çap değişimini, bak U cıvatanın somun ile bağlanan kısımlarında depolan elastik potansiyel enerjiyi hesaplayın diyor. Çok güzel bir mühendislik sorusu. Bunu adım adım inceleyin. Bunlar sınav soruları. Burada bilgi de vermiş. Çelik için elastiklik modülünü vermiş. Pozisyon oranını vermiş. Bunlar nedir? Soru içinde var. Siz bu soruyu çözerken önce soruyu inceleyin, sonra çözümü kapatıp siz çözün. Serbest isim diyalemiyle başlamışız. Verilen bilgiler çerçevesinde serbest isim diyalemi basitçe şu şekilde olabilir. Şasi için. Şurada 4 kilonewton, şurada 4 kilonewton varsa tabii ki kuvvet dengesi gereği yukarıda 8 kilonewton olacak. Burada bilgiler de verilmiş arkadaşlar. Hem soru hem ders. Kuvvet etkisi altında bir kesitin göstereceği daralma ve genişleme şiddetini belirleyen malzeme özelliği boyusuz Poisson oranı olarak isimlendirilir ve V ile veya nü ile, bu nü de olabilir, nü ile gösterilir. Çubuğun çap uzunluk değişimine göre tanımlanır. Delta D, bu çap ve uzunluğa göre tanımlanıyor. Eksi nü çap delta L uzunluktaki değişim bölü L. Denklemdeki eksi işareti çekme kuvveti etkisi altında delta L büyük sıfır için, yani çapın küçülmesi delta D küçük sıfır için, baskı kuvveti etkisi altında ise çapın genişlemesini gösterir demiş. Birçok metal için bu nü 0,3'ten küçük olabilir ve genel olarak 0,25 ile 0,35 arasında değişir. Bu bilgiler önemli. Derslerde de zaten öğreneceksiniz. Bu soru kapsamında da bu bilgileri çalışın. Bu sorunun içinde Poisson oranı 0,3 olarak vermiş. Ama size verilmedi bir soruda. 0,25 ile 0,35 arasında değiştiğine göre genellikle 0,3 alınabilir. Ama birçok metal içinde 0,3'ten küçük olabiliyormuş. Tabii ki bunun tabloları var. Kitaplarda ayrıntılı bilgileri var. Arkadaşlar, ben çözümü burada anlatmayacağım. Sizin çalışmanız için ön bilgi vereceğim. Bu çekme gerilmesini bulmanız gerekiyor. Cıvatanın kesit alanı çerçevesinde. Burada önemli bilgileri hep yazdım. Düz kısımdaki birim şekil değişimini bulmanız gerekiyor. Bu çerçevede geçmişte öğrendiğimiz her türlü bilgi içinde var. Uzunluk değişimini bulmanız gerekiyor. Ve verilen bu soru içinde verilen bilgi kapsamında çap değişimini elde etmeniz gerekiyor. Ne demiş soruda? Bir de elastik potansiyel enerji hesabını yapın demiş. Bu kısım da önemli. Elastik potansiyel enerji eşitliğini zaten konuşmuştuk. O çerçevede bunu da hesapladıktan sonra önemli bilgiler var. Mesela 2 adet düz kısım için bak. Hep o bilgileri göz önüne alarak bu soruyu güzelce bir çalışın. Evet, sorumuz yoksa dersimizi bitireceğiz yoklama alarak.